Ne diyorsunuz? Marcelo iş yapar mı Fenerbahçe'de? Ölüsü bile iş Mesela Cavani enteresan bir isimdi. Ya şimdi şöyle. Mesela Cavani. Ya yani nasıl olacak? Drogba gibi mi olacak? Falcao gibi mi olacak? İşte yani. Değil mi? Mesela Marcelo. Roberto Carlos gibi mi olacak? Değil mi? Bence Marcelo gibi olsun. Marcelo. Hayır gibi. hayır. Aynen. Yani Şimdi hani, belirli bir yaşa gelmiş. İş yapma konusunda yani diyor. İş yapma konusunda, konu, verimlilik konusunda. Ya kendi gibi Eto gibi yapar. mi olacak mesela? Eto geldi, iki yıl bize büyük bir resital izletti. Neler yaptı ya? Muazzam. Ama Fenerbahçe bu sene çok heyecanlandırmaya başladı. Özellikle benim mesela... Ben çok isterim Marcelo Süper Lig'de benim... izlemeyi. Aynen. arkadaşlarım, dostlarım da var. Özellikle benim Long Island'da, e, Amerika'da ee, çok iyi arkadaşım var. Özel Dinçer'le babası var. Gerçekten Ahmet abi, Ahmet Dinçer. Çok selamlar. Onlar da e, Fenerbahçe'nin bu heyecanına katılıyorlar. Ve orada Fenerbahçe formalarıyla bu sene bir kutlama yapmak istiyorlar. Şampiyonluk kutlamak istiyorlar. O açıdan Jesus'un gelmesi, Marseille isminin zikredilmesi. Ki ben daha böyle e, Jesus'la beraber elinde kara kaplı kitap olacağını... ...ve o kitabın içinde, defterin içerisinde iki 3 tane özel transferin sırf hoca için geleceğini düşünenler dedim ki Marsolay ismi de bunun içerisine geçiyor. Ben çok önemli bir golcü de getireceğini düşünüyorum. Bu bağlamda hocanın gelmesi hem Fenerbahçe'ye heyecan kazandırdı hem de yeni transferler ee, belki bu sene Fenerbahçe'nin elini daha çok güçlendirip tutma noktasına da gelebilir diye düşünüyorum. Ee, çok iddialı bir şekilde Sörlot, e, Gabigol ve Mitrovic'in adı geçiyor e, Fenerbahçe ile. Bunlar gerçekten Üçü de birbirinden farklı ve çok önemli oyuncular. Ee, ama Marcelo'nun e, Fenerbahçe'ye katacağı hava başka bir şey olur. Bak, Marcelo bir Roberto Carlos etkisi yaratır mı yoksa emekli olup para kazanmaya mı gelir? Şimdi Roberto Carlos için de aynı şeyi söyleyebilirdiniz. Roberto Carlos da geldiğinde, Marcelo 14 yıldır Real Madrid'e yanlış bilmiyorsam. Roberto Carlos da kariyerinin tamamına yakınını neredeyse evet. Real Madrid'de geçirdi. O da Solbekli, o da Solbekli, o da Brezilyalı, o da Brezilyalı. Bir kere çok ciddi bir benzeşimden bahsediyoruz. Değil mi? Yani. Bre Brezilyalıların da Fenerbahçe'de bir yani şeyi var. Marcelo da, Roberto Carlos da. Roberto Carlos belki beklenen kadar iyi oynamadı. Ama evet. kötü de oynamadı Fenerbahçe'de. Yani kötü bir izlenim kötü bir iz bıraktı mı olmadı Fenerbahçe? denmedi yani ya olmadı denmedi wow. ama tabii çünkü, wow da olmadı çünkü kötü. Roberto ama, o. belki ama. daha fazlası bekleniyordu. Yani teknik direktörlükten önceki son çıkışı yaşadı ve ondan sonrasına geldi. Karı ama karı şimdi bak devam ettirdi yani. Şimdi tabii Marcelo örneği yani Marcelo düşünsene. teklif yapıyor mesela Fenerbahçe Marcelo ne düşünüyordur biliyor musun? Aa bu bizim Roberto'nun gittiği kulüp. Değil mi? Yani Alex'in, Alexin, oynadı Alexin oynadı. oynadığı kulüp mesela. Yani Fenerbahçe taraftarına ne düşündürüyor? O önemli futbol. o zaten. Bak şimdi ben hani sayın e, koçu en çok eleştirdiğim noktalardan birisi bu. Eee sağ içini geçtim zaten. Sağ dışında teknik adam seçimleri bugüne kadar sportif direktör seçimleri başta Aykut Kocaman'ı göndermesi yani onları geçtim. Ama bir konuya çok takığım ben. Bu ülkenin naklen yayın İhale bedeli şu anda yıllık ne kadar olacak? Ne bekliyorsun? 2.350 mi? TL. Evet. Yani bu ülkenin Nakyan'ın ihale bedeline yakın 3'te 2'si kadar bir ticari anlaşma yaptı Mesut Özil geçen hafta İndonezya'da. Evet. Ülkenin bütün futbolunun naklen yayınının ihalesinin 3'te 2'si kadar Serhan. Bunu da sen yapmadın biliyorum merak etme. Hani. Sinirleniyorum ya sana değil sinirim. Ama anlatabildim mi? Şimdi Mesut Özil ticaretle ilgilendiği kadar futbol. Abi lütfen Mesut ile ticaret yapsın ya Fenerbahçe. Anlatabildim mi? Şimdi Marcelo. Marcelo sadece bir sol bek değil. Forma geliri. Forma geliriyle halledemezsin o işi. Yok bence. Ama değil. bir marka ya. değeri yaratmak o kadar kolay bir şey değil. Yani benim hayatımı adadığım şeyler bunlar. Yani marka kendin de bir markasın. Serhan Türk de bir marka. Çalıştığı kurumlar da marka. Ama elde kalmış bir de marka var. Yani peki evet. Mesut Özil ticaret yapmasında beis ne? Hep örnek veriyorum. İngiltere milli takımının forveti Harry Kane'in sosyal medyada 3 milyon takipçisi var. Fenerbahçeli Mesut Özil'in 30-35 milyon takipçisi var. Ha, bu hiç mi bir anlam ifade etmiyor? Hiç mi? Peki ne yani yapalım? Düşünün o şu anda baktım 35 milyon civarı. Marcelo'nun 56 milyon civarı. 56 milyon takipçisi var Marcelo'nun. Böyle Marcelo iki oyuncunun Heh. takımında olduğunu düşün. Yani bütün dünya. Ticaret yapın abi işte. Evet. Ticaret etkileyecek anlaşmalar, şey anlaşmaları ya. vesaire. Takipçiye göre oyuncumu alalım. onu bağlamda ona gidiyor. Ama yani takipçi orada yapalım, ona gitti güzel. zaten Serhat. Şimdi Hayatın gerçekleri, acı gerçekleri. Ama, acı gerçekleri. Alımda bile ama şimdi o zaman Aynen. da futbolcu diyor ki ben önlemeyeyim. Benim takipçilerim yüzünden ismim oynasına gidiyor. Yok, öyle, Alma öyle Ona gidiyor işte. Ne oldu biz? Nasıl ona gidiyor abi? Mesut'u görmedik mi? Mesut bu Mesut, sezon çok iyi top mi? oynadı. Bir şey söyleyeceğim ama Mesut şunu kaçırıyorsun. Mesut bu sezon kendisinin en kötü oynatılacağı sisteme rağmen bu sezona çok iyi girdi. Mesut'un istatistiklerine bak. Oynadığı süreye bak. Ki Peki, en oynatılmaması oldu? gereken yerde oynatıldı. Ne oldu? 45 dakika ama. kenarda ısıttırdılar adamı. <laughs> Ondan sonra da oyunu almadılar Mesut Özil'i. Serhan bu arada Mesut Özil'in sosyal medya takipçisi o sosyal medyada çok paylaşım yapıyor diye ya da sosyal medya üzerine çalışıyor diye yok. Dünyaca ünlü ve çok iyi bir futbolcu olduğu için var. Aynen. Aynı şey Marcelo için de geçerli. Mesut... Yani bu oyuncular sosyal medya bak gir, yani sosyal medyasına çok bir şey de yapmıyorlar yok, bu arada. Yok, ben o anlamda söylemiyorum zaten. Şimdi Mesut Özil bu sonuç aslında. Bak şimdi Mesut Özil gerçekten yıldızlı futbolcu. Bunu hiç kimse inkar edemez. Gerçekten Yıldız olarak geldi ve kendisi kabiriyle ait olduğu yere geldi. Aynen. Ve çocukluk aşkına geldi. Aynen. Ama bu bağlamda şu an biz Mesut'un nesini konuşuyoruz. Kadro dışı olmasını konuşuyoruz. Maalesef. Evet. O zaman burada bir tezatlık söz konusu. Aynen. Açıklanmalı. Ha, bir tarafta yıldızsın, bir tarafta yıldız olmaya gidiyorsun. Burada devam ediyorsun. Ama seni aşağı çekiyorlar mı yoksa sen mi kendini aşağı gidiyorsun? Benim gördüğüm Mesut resmen Pereira döneminde Travmatik şekilde mobbing'e uğradı. Yani kenarda o 45 dakika... Kim tarafından tarafından. Peki e, kim kadro işi yaptı? Onu ben bilmem. İsmail Kartal olmadığı kesin. E, peki burada... Jesus mu? Şey yaptı yani Jesus. Peki... Jesus mu burada, acaba? Buradaki karar merci kim? E Başkan. Başkan istese Mesut'u kadro yapmazdı değil mi? biraz daha esprili bir yaklaşımla derdimi anlatacağımı düşünüyorum. Allah bir gün bana Mesut'la ticaret yapmayı nasip etsin. Hani ticarette herhalde en üst seviyedir. Hani bir gün ticaret yapmayı nasip etsin. İnşallah spor endüstrisinde insanlarız, profesyonelleriz. İnşallah bir gün Serhan'la belki bir ortaklık kurarız bir İnşallah. ajans, bir şey. Ben İnşallah isterim bir gün bak ben isterim seninle. <laughs> aynen. İnşallah bir gün Mesut Özil'le Allah bana ticaret yapmayı nasip eylesin. Bilmiyorum anlatabildim mi? Mesut Özil'in yanındaki e, Mesut Özil İnsandan markasıyla da... ticaret yapmayı nasip etsin. Bak inanamıyorum. Saha içine karışmam. Ben Pereira'dan Pereira kadar tabii ki futboldan anlamam. Emre Börezoğlu kadar, Erol Hoca kadar, e, ne diyeyim Ersun Yanal kadar, Jesus kadar ben anlamam. Ama hani marka ve ticaret konusunda spor endüstrisinde bazı fikirlerim var kulüplerin finansal durumu buyken, Mesut gibi bir değere sahipken, bir Fenerbahçeli'ye sahipken, Mesut'un her gün Fenerbahçe formasını üzerine giyip İstanbul'da ikamet etmesi bile Fenerbahçe için kardır. Yani benim kafam böyle çalışmıyor. Peki Mesut... Futbolu bilmem. Hadi diyelim Mesut kötü futbol oynuyor. Yok, iyi Hadi futbolu, futbolu ticarete olsun. odaklandı. Mesut Fenerbahçe'nin Elindeyken ve Fenerbahçeliliği bu kadar barizken, Arda Turan da mesela çok bariz Bir Galatasaraylıdır hı hı. her şeyini eleştir Ama Galatasaraylılığını eleştiremezsin Mesut da o kadar iyi bir Fenerbahçeli Yani kimse kusura bakmasın Mesut'u sahada oynatmaktan Daha önemlisi Mesut'la ticaret Yapabilmek zaten kulüplerimiz Bunu yapamadığı için bu halde Peki hani... Mesut buraya nasıl geldi Bu ticareti Vallahi... yap, Yapana nasıl geldi Futbol için geldi değil mi Aynen şu an futbol oynamasa bu tünel ticaret devam ettirebilir mi? Oynadı adam ama yaranamadı. İşte devam ettirebilir mi? Yani kaç sene daha devam ettirebilir bu ticareti? Vallahi Victoria Beckham David Beckham, Victoria Beckham sayesinde yıllardır devam ediyorlar yani.